Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Ben Serdar Hoca. Bugün sizlere Miran Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankası'ndan sözcükler arası anlam ilişkileri ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda şiir sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerine göre daha özel bir anlamda kullanılmıştır diyor. Ağız içine baktığımızda Yahya Kemal şiir anlayışını ve şiirimiz hakkındaki görüşlerini birçok yazısında açıklamıştır. Bakın burada şiirimiz diyerek arkadaşlar genel bir anlamda kullanıldığı görülmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Son yarım asır içinde şiir yazıp da Yahya Kemal'in etkisi altında kalmadığını iddia edenler o mahilerdir ki derya içredir, deryayı bilmezler. Burada da şiir sözcüğü yine genel anlamda kullanılmıştır. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. D seçeneğinde toplumdaki tüm ideolojik gelgitler, sarsıntılar, arayışlar şiire siner. Şiir ifadesi bakın burada da genel olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Halk kültüründen gelen unsurları Batı şiiri ile birleştirmiş olan Necati Gil, divan şiirinin özelliklerinden yararlanmıştır. Arkadaşlar Batı şiiri diyerek burada da bir genelleme olduğu görülmektedir yine. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. Fakat C seçeneğine baktığımızda ise onun yazdığı şiirler içinde beğenmediklerimiz yok mu? Bu başka bir mesele fakat hasımlarımıza karşı onun her manzumesini, her mısrasını hatta her virgülünü savunmaya hazırız. Onun şiirleri diyerek kimi kastediyor arkadaşlar burada? Yahya Kemal'in şiirlerini kastediyor. Bakın diğerlerine göre daha özel bir anlam ifade etmektedir. Şurada Yahya Kemal şiir anlayışını diyerek hangi şiir anlayışını belirtmemiş. O yüzden buradaki şiir anlayışı da arkadaşlar nedir? Genel anlamlıdır. Ama buna göre C seçeneğindeki şiirler Yahya Kemal'e ait şiirler olduğu için bu diğerine göre daha özeldir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, ne olmuş yani? Ne bu gürültü? Her yerde bu değil mi işin kanunu? Bu dizelerdeki altı çizili sözle özdeş bir kullanım aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? Arkadaşlar burada gürültü sözcüğü görmüş olduğunuz gibi yansıma olarak kullanılmış. Seçeneklere bakacak olursak ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yansıma var mı? Herhangi bir sesin, doğadaki bir sesin yazıya aktarılması söz konusu mu arkadaşlar? Değil. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sevgilime kul oldum, güzelliği seçeli. Varlıkta yoksul oldum, benliğimden geçeli. Bakın yine herhangi bir sesin yazıya aktarılması yok, yansıma yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Ben en hakir insanı kardeş duyan bir ruhum. Bende esir yaratmayan bir tanrıya iman var. Arkadaşlar burada da bir yansıma yok. Bunu da elemiş oluruz. Bulutlar ne güzel bulutlardır onlar. Hep böyle başımın üstünde dururlar. Bakın burada da herhangi bir ses yok. Bunu da elemiş oluruz. Püfür püfür esersin kalbinde bin nefeslik, rüzgara kapılan ruhunun aşka esaretidir. Arkadaşlar bakın buradaki püf püf sesleri yazıya aktarılmış, rüzgarın çıkarmış olduğu bir ses. O yüzden de yansıma vardır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Soyut sözcükler ek alarak somut olabilir. Yani arkadaşlar somutlaştırmayı soruyor bize. Doğru mudur? Somutlaştırmayı soruyor. Fakat burada en önemli unsur sözcüğün ek alarak somut hale gelmesi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır diyor. Seçeneklere baktığımızda çevresindekiler tarafından tabansız diye çağrılıyordu ifadesinde. Tabansız sözcüğü arkadaşlar taban nedir? Somuttur. Tabansız dediğinde korkak anlamına gelir. Dolayısıyla burada somutlaştırma değil, soyutlaştırma söz konusudur. Bundan dolayı ben A seçeneğini elemiş olurum. Annelik dünyanın en kutsal duygusudur. Arkadaşlar bakın burada duymaktan duygu olmuş. Yani somuttan soyut olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla burada da ne vardır yine? Bir soyutlaştırma söz konusudur. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise bu işlerin altından kalkmak yürek ister. Yürek sözcüğü burada
Aslında yürek somuttur, öyle anlatalım. Yürek somuttur ama burada cesaret anlamına geliyor. Bakın yine burada ne var arkadaşlar? Cesaret anlamına geldiği için bir soyutlaştırma söz konusudur. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Korkunun ecele faydası yoktur da kadercilik anlayışı vardır. Kadercilik sözcüğüne bakacak olursak kader, soyut, kaderci, soyut, kadercilik arkadaşlar nedir? Yine soyuttur. Soyuttan soyut olmuş bu. Dolayısıyla arkadaşlar ek alarak yine soyut hale gelmiş. Bize soyutken somut olanı sormuştu. O yüzden biz E seçeneğini elemiş oluruz. Ama D seçeneğine bakacak olursa edebiyatta sevgili bazen Selvi, bazen Ceylan'dır. Sevgili sözcüğü. Arkadaşlar sevmek, sevmekten sevgi olmuş, doğru mudur? Sevgi nedir? Soyuttur. Peki sevgili dediğimde aşık olunan kişi anlamına gelir. Dolayısıyla kişi anlamına gelirken burada soyuttan ne oluyor arkadaşlar? Somut hale dönüşmüş oluyor. Bakın soyut halindeki bir sözcük ek alarak somut hale geldiği için burada ne vardır? Somutlaştırma vardır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, yine konsept bir bilgimiz var. Kökleşlikte sözcükler arasında anlamca ilgi varken sesleşlikte hiçbir anlam ilgisi yoktur. Dördüncü soruya baktığımızda dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Yani arkadaşlar karanlık anlamına gelmiş. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Buradaki geçmek ise eylem olarak, yani fiil olarak kullanılmış. Gördüğünüz gibi aralarında bir anlam ilgisi olmadığı için burada sesleşlik söz konusu. Aşağıdaki dizelerin hangisinde? Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi yoktur diyor. A seçeneğine baktığımızda hadi git benden sana dilediğince izin, yani burada ne anlamına gelmiş? Müsaade anlamına gelmiş. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Buradaki de ayak izi. Daha doğrusuyla ayak izinin bırakmış olduğu leke. Yine burada ne var arkadaşlar? Bir sesleşlik olduğu görülmektedir. Bunu elemiş oluruz. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akibet yer yer seni. Birinci yer yer, il il, köy köy, kasaba kasaba anlamına gelir. İkincisinde ise yine eylem olarak kullanılmış, yani fiil olarak karşımıza çıkıyor. Bakın burada da bir ne var arkadaşlar? Bir sesleşlik söz konusu. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Benim için her bir sözün kıymetlidir bir inciden. Buradaki inci nedir arkadaşlar? Değerli taş anlamında kullanılır. Gözyaşlarını akıtma gel. Odur bu gönlüm inciden. İncitmek, yani üzmek anlamında kullanılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi yine bir sesleşlik söz konusu. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Karşımda duran yüce dağlar, ayrılık yüreğimi dağlar. Buradaki dağlar ifadesi coğrafi şekil olan dağlardan bahsediyor. Buradaki dağlamak ise arkadaşlar şöyle söyleyelim, üzülmek değil mi anlamında kullanılmıştır. Ya da üzmek, yaralamak anlamına gelebilir. Dolayısıyla burada da ne var? Bir sesleşlik söz konusudur. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. Ama C seçeneğine bakacak olursa uçun kuşlar uçun, burada vefa yok, öyle akarsular öyle hava yok. Yok sözcükleri, yazılışları aynı, anlamları da aynı olduğu için arkadaşlar buradaki sözcükler redif olarak karşımıza çıkar. Yani burada bir sesleşlik yok çünkü anlamları aynı. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, numaralanmış cümlelerin hangisinde genelden özele sıralama yapılmıştır? İsterseniz bu sefer tersten başlayalım. 15 yaşındaki çocuğun ıstıraplarının hikayesi olan 9. hariciye koğuşunda çocuğun adı yoktur. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir genelden özele doğru sıralama yok, bunu eleriz. Turan Oflazoğlu, Kanuni'nin adını ebediyen yaşatacak olan Süleymaniye'nin yapılışını Sinan oyununda eksen almıştır. Arkadaşlar burada da herhangi bir genelden özele doğru sıralama yok. Bunu denemiş oluruz. Sanatçı, Altay mitolojisi, eski Yunan sanat ve felsefesi, modern Japon, Güney ve Kuzey Amerika, İngiliz edebiyatı üzerine incelemeler yapmış. Görmüş olduğunuz gibi sanatçı, sanat
gibi durumlarla burada özelden genele doğru bir sıralama var. O yüzden ben bunu da elemiş olurum. Şair mısralarında karamsarlığın acısını sanatının neredeyse temeli yapmıştır. Şair büyük ağıtçıdır. Arkadaşlar, şair sanat diyerek ne olmuş burada? Yine özelden genele doğru bir sıralama var. Bunu da elemiş oluruz. Bir numaralı cümleye baktığımızda ise İslamiyeti ve mistisizmi hareket noktası olarak alan şairlerin üstad tanıdıkları Sezai Karakoç ve Necip Fazıl'dır. Şimdi arkadaşlar, şairler diyerek ne yaptı? Bir genellemeye başvurdu. Daha sonra şairler içerisinden kimi seçti? Üstadı seçti. Genelden özele doğru gidiyor bakın. Sonra üstadlardan da kimi aldı? Sezai Karakoç ve Necip Fazıl aldı. Görmüş olduğunuz gibi şair, üstad ve sanatçıları baz alarak ne yaptı arkadaşlar? Burada genelden özele doğru bir sıralama yapmış oldu. Bundan dolayı bir numaralı sözcüğün yer aldığı D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Altıncı soru. Bu parçadaki sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce seçeneklere bakıyoruz. Seste sözcüğe yer verilmiştir. Tezat sözcükler vardır. Yakın anlamlı sözcükler vardır. Somut bir sözcük ek alarak soyut olmuştur. Niten anlamlı sözcükler vardır. Parçamızda bir süredir benim düşüncemin var olabilmesi için yazın kışı, gündüzün geceyi beklediği gibi bir başka düşünceyi, bir karşıt düşünceyi beklediğimi anladım. Benim var olabilmem için bir tepki beklediğimi anladım. Bu benim olmak ya da olmamak bunalımımda. Karşıtlık yok, tepki yok, olmayacak da. Karşıtlık ve tepki benim. Arkadaşlar, ben kelimesi bakın vücuttaki siyah leke anlamına geldiği gibi bir de şahıs zamiri olan ben var. Dolayısıyla burada sesleştik söz konusu. Yine var kelimesi mevcut anlamına geldiği gibi bir de gitmek anlamı, varmak, gitmek anlamında kullanılmıştır. Yani fiildir. Dolayısıyla burada da sesleştik söz konusu. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Tezat sözcükler var mı? Bu da var. Yazın kışı, gündüzün geceyi derken burada tezata başvurulmuştur. Bundan dolayı B seçeneği de gider. Yakın anlamlı sözcükler, bakın süre sözcüğünün yakın anlamlısı nedir? Zamandır arkadaşlar. Yine düşünce sözcüğünün yakın anlamlısı nedir? Niyettir. Gördüğünüz gibi yakın anlamlı sözcükler de kullanılmıştır. D seçeneği dursun. Nitel anlamlı sözcükler var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Bakın şurada nasıl düşünce? Karşıt düşünce. Gördüğünüz gibi nitel anlam bildirmektedir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat D seçeneğinde yer alan somut bir sözcük ek alarak soyut olmamıştır. Burada arkadaşlar bunu göremedik. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır diyor. Bakalım. Ben insanlara yaşamak için ümit, kuvvet ve neşe veren yazılardan hoşlanırım. Neşe vermek burada ne anlama gelir? Mutluluk anlamına gelir. İki numaralı cümlede zengin hayat macerasının ve büyük bir kültür birikiminin sahibi olan Halikarnas balıkçısı eserlerinden bir bakıma Akdenizli edebiyatını oluşturan bir şahsiyettir. Hayat macerası ne anlama gelir arkadaşlar? Yaşam, serüveni anlamına gelir. 3 numaralı cümleye baktığımızda hayat ne tatlı hikayesinin işsiz güçsüz hafızının bomboş hayatında yaşamaktan aldığı zevki sadece nefes alma bile olsa yüceltir. Aldığı zevk yani mutluluk anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bakın 1 ve 3'ün yakın anlamlı olduğunu görüyoruz. Biz yine 4'e de bakalım. Yaşanan olayların arkasında insan olmanın büyük trajedisini biz onun eserlerinde sezeriz cümlesinde. Trajedi nedir arkadaşlar? Burada acıdır. Görmüş olduğunuz gibi 1 ve 3'ün yer aldığı B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 8. soru. Bu parçadaki sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçeneklere baktığımızda sesleş sözcüğü örnek vardır. Eş anlamlı sözcük bulunmaktadır. Somutlamaya başvurulmuştur. Nitel anlamlı sözcükler vardır. Yansıma sözcüklere yer verilmiştir. Ben mum alevinde pervane gibi hep aynı odakta yazdım
şiirlerimi. Ev ve her günkü yaşamalar diye Necati Gil gerçekten de dar bir çevreyi anlatmıştır. Şair ayrıntılar üzerinde sürekli yorumlar yapmıştır. Bu yorumlar hayatı bir bakıma zenginleştirse de bazen bütünüyle hayatı çıkmaza sokar veya kişiler arası iletişim kopukluğuna yol açar. Şimdi arkadaşlar ben kelimesini hatırlarsanız altını soruda ifade etmiştik. Vücuttaki siyah leke ya da şahıs zamir olarak kullanılan ben var arkadaşlar. Dolayısıyla bu sesteş bir sözcüktür. Yine yaz kelimesine baktığımızda bir yazma eylemi var, bir de mevsim olarak kullanılan yaz var. Dolayısıyla bunlar sesteş sözcüklerdir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yaşam ve hayat kelimelerine bakacak olursak yazılışları farklı, anlamları ise nedir arkadaşlar? Aynı olduğu için bunlar eş anlamlı sözcüklerdir. Bu yüzden biz B seçeneğini elemiş oluruz. Peki somutlamaya başvurulmuş mu? Evet. Bakın benzetme yoluyla burada somutlama var arkadaşlar. Mum alevinde pervane gibi hep aynı odakta. Yani aynı noktada ve diğer anlamıyla da aynı düşüncede yazmış bütün eserlerini. Ve bunu bu düşünce soyutken bunu neye benzetiyor arkadaşlar? Mum alevindeki pervaneye benzetiyor. Peki pervane nedir? Bakın somuttur. Dolayısıyla düşünceyi pervaneye benzeterek ne yapmış burada sanatçı? Somutlaştırma yapmış. O yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. Niteli anlamlı sözcükler var mı peki burada? Arkadaşlar niteli anlamlı sözcükler de var. Bakın aynı odakta. Nasıl odakta? Aynı odakta. Bu aynı sözcüğü burada niteli anlamda kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat burada herhangi bir sesin yazıya aktarılması söz konusu değildir. O yüzden yansıma sözcük yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yerine ayraç içine verilen söz getirildiğinde anlamda bir değişiklik olur demiş arkadaşlar. Parçamıza bakalım. Gözlerimi kaparım, vazifemi yani görevimi yaparım. Bakın burada herhangi bir anlam değişikliği olur mu arkadaşlar? Olmaz. O yüzden bunu elemiş oluruz. Oyununda da dürüst kurallara, ilkelere uyan. Kural, ilke demek zaten arkadaşlar. Bu da uygun. Herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Bunu da elemiş oluruz. Uyan vicdan ile her devre, döneme uyan kendi çıkarlarını. Devre, dönem demek. Bakın bu da uygun. Herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Bunu da elemiş oluruz. Kendi çıkarlarını ön planda tutan efrus vasıtasıyla yani aracılığıyla anlam olarak birbirini karşılıyor. Herhangi bir değişikliğe yol açmaz arkadaşlar. Bunu denemiş oluruz. 1909'dan 1960'lara kadar uzanan süre içinde toplumdaki değişmeler ve dönemlerin siyasi, sosyal, kültürel tenkitleri yapılır. Arkadaşlar sosyal kelimesinin yerine ne olması gerekiyordu biliyor musunuz? Toplumsal ifadesinin olması gerekiyordu. Çünkü sosyal toplumsal demek. Kültürel olmaz arkadaşlar. O zaman anlam değişikliğine yol açar. Kültürel bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının topuna birden biz ne diyoruz aslında? Kültür ya da kültürel diyoruz. Bakın anlam değişiyor. O yüzden de kültürel kelimesinin yerine toplumsal olursa ancak anlam değişmez. Bundan dolayı da doğru cevabımız 5 numaranın yer aldığı E seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümlede altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bir manifesto yazıyorum ve hiçbir şey istemiyorum diyen Tizara ilkesel olarak manifestolara da hatta ilkelere de karşı olduğunu belirtir. Arkadaşlar manifesto nedir? İsterseniz bunu açıklayalım. Manifesto bir kitleyi yeni bir oluşum ya da hareket hakkında bilgi vermek amacıyla yazılan bildir ya da deklarasyonlara biz ne diyoruz? Manifesto diyoruz. O zaman manifestonun diğer adı nedir arkadaşlar? Deklarasyondur. Ya da diğer adı nedir? Diğer adı da bildiri anlamına gelir. Seçeneklere bakacak olursa A seçeneği dursun. Sanatçı kendisine kadar sanatın basma kalıp biçimler içinde insanları uyuttuğunu düşünür. Bildiri, deklarasyon anlamında bir kelime var mı? Yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Basma kalıp tek düze demek bu olmaz. C seçeneğine baktığımızda
erdemleştirilen toplumsal değerleri de alaşağı etmek isteyen Tizara, komşunu sev, kendini tanı gibi ütopik sözlerin yalan olduğunu düşünür. Bakın burada bildiri, deklarasyon anlamına gelen bir sözcük yok. Bunu denemiş oluruz. Beynin ve toplumsal organizasyonun çekmecelerini yıkıyorum diyen Tizara, mevcudu var eden ahlak, estetik gibi her türlü dinamiği görmezden gelir. Yine bir bildiri anlamında, deklarasyon anlamında sözcük yok. Bunu denemiş oluruz. Dadaist şiiri diğer şiirlerden ayıran en belirgin özelliklerinin başında fonetik şiir algısı gelir. Var mı arkadaşlar bildiri, deklarasyon anlamına gelen sözcük? Yok. Bunu denemiş oluruz. Fakat alt içine baktığımızda edebiyatımızda bir bildiri yayımlayarak sanat anlayışlarını ve ne yapmak istediklerini dile getiren ilk topluluk Fecrati'dir. Bildiri neydi arkadaşlar? Deklarasyon, yani manifestoydu. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testinde son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde, bakın, aynı varlığın karşıt durumlarına yer verilmiştir diyor. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Halbuki hepimiz hayattayız. Bakın, birisi resimde ölümden bahsediyor, diğerinde de hepimiz hayattayız diyor. Hani aynı varlığın karşıt durumları söz konusu değil. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun arkadaşlar. Kara gözlerinin beyaz feneri olayım. Kara gözler kime ait? Sevgiliye. Beyaz fener olacak kim? Aşık. Dolayısıyla beyaz ve kara sözcükleri her ne kadar zıt olsa da farklı varlıkların karşıt durumları olarak karşımıza çıkar. Bunu da elemiş oluruz. Bir vakte erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil, mert belli değil. Arkadaşlar burada da herhangi bir karşıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. Gündüzler sizin olsun, verin bana karanlıkları. Gündüz ve gece, yani karanlık. Aslında zıt fakat aynı varlığı karşılamıyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. Fakat B seçeneğinde yer alan ben de gördüm güneşin doğarken battığını, doğma ve batma. Kim için kullanılmış? Güneş için kullanılmış. Dolayısıyla aynı varlığın karşıt durumlarından bahsettiği için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.